Öncelikle emekliler adına beni konuk ettiğiniz için yayın hayatınıza teşekkür ediyorum. Yayınınıza teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Önemli bir boşluğu dolduruyorsunuz bölgenizde. Teşekkürler. Ona inanıyoruz. Daha da gelişeceğine de inancımız var. Şimdi sorduğunuz sual gerçekten önemli esasla. Zaman zaman çeşitli rakamlarla telaffuz ediliyor ama emeklerimiz bu ülkede yaklaşık 10 milyona aşkın, 11 milyonlara dayanmış sayısı var, kitle, önemli bir kitle. Bunun ötesinde işte 2 milyon civarında da sosyal güvenlik alanında dul ve yetim maaşı alan kesim var. Yani toplam sosyal güvenlik alanında temsil ettiğimiz kesim 13 milyonlar civarında. Bu çok önemli bir kitle tabii ülkede. Yakınlarıyla beraber baktığımızda bu kitleye yaklaşık 25-30 milyonları bulan önemli bir kitle. Ki üstelik bu kitle ülkede siyaseten de iktidarları ve muhalefetleri belirleyen, oy kullanan kesim yaş sınırı itibarıyla. Daha da ötesinde yani geçmiş deneyleri olan, bilgi birikimi olan önemli bir kitle. Dolayısıyla bu kitlenin sözcülüğünü ve vicdanı olmaya çalışıyoruz ülkede. Bakıldığında bu kitlenin yaşam koşullarına bakıldığında sık sık kamuoyuna yansıdığı biçimde açlık sınırı altında %70'in üzerindeki kesimi açlık sınırı altında maaş almaya devam ediyor. Hemen hemen tamamı ise yoksulluk sınırı altında maaş alıyor. Yani bu ülkemizde bakıldığında 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması yapılan her ay açıklanan istatistiklere göre bakıldığında 2500 liralar civarında. Asgari ücretin 2200 lira olduğu, açlık sınırında 2500 lira dayandığı bir ülkede emekli maaşlarının da bunun altında seyrettiğini görüyoruz, 170'inin. Tamamı ise yaklaşık 4 kişilik bir ailenin sağlık, eğitim, sosyal yaşam, gıda ve tümü kapsayan, yaşamı kapsayan, daha insanca yaşayabilecek koşulları kapsayan sınıra baktığımızda 7 bin lira civarında. Yani bir hayal şu anda emekli maaşları o civara yükseltilebilmesi veya o alabilmesi. Böyle koşullarda yaşam mücadelesi veriyor emeklilerimiz. Ancak emeklilerimizin yaşam koşullarını daha iyi hale getirebilmenin koşulu da mutlaka örgütlenmeden geçiyor. Yıllardan bu yana bu ülkede işte çalışan emeklilerimiz önlerine koyan statüde, sistemin getirdiği statüde işte prim ödüyorlar. Vergilerini veriyorlar. Bu ülkeye askerliği yapıyorlar. Katkı sağlıyorlar, kalkınmaya, üretimde katkı sağlanıyor. Belli yaşlarda yani yaşamın en enerjik devrelerini yaşam içerisinde çalışarak geçiriyorlar. Belli bir yaşa gelince emekli olursun diyorlar statüde. Onlar da ister istemez emekli oluyorlar. Yani hele hele son çıkan yasal düzenlemeyle genç kesimin, şu andaki çalışan kesimin emekli olabilmesini de sanki bir hayal gibi Hayal gibi. görülüyor artık. Yani Oraya ek olarak şey söyleyeyim. Şimdi yeni emekli olan bir kişinin maaşı her geçen sene artık daha düşük bir oranda bağlanıyor. evet. Orayı da biraz açarsak mesela. Yani yasa hele bugünkü iktidarın eliyle yasa hazırlanan yasalar sürekli geriye doğru çalıştırılıyor ve giderek eksilterek yaşamı kısıtlayan yasalar düzenlemesi yapılıyor. Onu görüyoruz. Emeklilerimizin, şu andaki çalışan emeklilerimizin fabrikalarda, iş yerlerinde, bürolarda çalışan eğer asgari ücret düzeyinde çalışıyorsa, prim onun üzerinden ödeniyorsa %50'lere kadar inen bir maaş bağlama usulleri devam ediyor. Yani giderek geri %70'lerden %50'lere hatta daha da geriye Maaşlar. giden koşullara dönüşüyor. Bugün asgari ücret seviyesinde çalışan milyonlar emekli olduğunda, şu anda emekli olduğunda 850-900 lira maaşla emekli olabiliyorlar. Yani akıl Açısından da alacak gibi değil. Yani akıl alacak gibi değil. Yani açıkça açlıkla, yoksullukla baş başa kalın deniliyor. Nasıl yaşarsanız yaşayın deniliyor. Zaten bunu kırabilmek adına da çeşitli spekülasyonlar yapılıyor tabii. Emekli olduktan 800-900 lira, 1000 lirayla emekli maaşı alan emekli ne yapacak? Sadece o maaşla yaşamını geçirebilmesi mümkün mü? Çalışma ihtiyacını duyuyor. Eğer iş bulabiliyorsa tabii, o yaştan sonra iş bulabiliyorsa. Ya işte gençler dururken niye emekliler çalışıyor deniliyor ya, ona atıfta bulunmak adına söylüyorum. Yani emekliler zorunlu olarak bir zorunlu çalışma koşullarıyla karşı karşıya. Aksi halde
yaşamlarını devam ettirebilmeleri, hele hele o yaştan sonra yaşamını devam ettirebilmeleri mümkün değil. Peki bir de zam oranları belirleniyor. Şimdi zam oranları belirlenirken emeklilere soruyor mu veya size soruyorlar mı? Sizin talebiniz nedir? Şimdi sözün başında belirttiğim gibi toplum 12 Eylül'den sonra örgütsüz bırakıldı. Sadece emeklilerimiz değil, hemen hemen tüm toplum kesimi örgütsüz, doğru temelde örgütlenemeyen örgütsüz bir kesim. Emeklilerimizin de örgütsüz kalışlarıyla yani birey olarak kalıyorlar. Yani bir nevi yaşamda yalnızlaştırılmış gibi gözüküyor ülkede. O örgütsüz temelde. Yani bir takım dernekler kuruluyor. O dernekler ise kendi içine kapanık, sadece mevcut iktidar ve bakanlıklarla al gülüm ver gülüm oynuyorlar. Rica minnet taleplerini ortaya koymaya çalışıyorlar. Bizler dernek değiliz, sendikayız. Derneklerle sendikalar arasında farklılar var. Dernekler özel kamu yararı gözeten özel örgütlenme biçimleri. Ama sendikalar temsil ettiği kesimin ekonomik, demokratik, sosyal, kültürel haklarını korunup geliştirme mücadelesinin verildiği alanlar. Farklı yanları bu. Ama bu ülkede sendikalar veya toplumun sendikalaşma noktalarında çok kısıtlamalar var. 80'den sonraki gelişen yasal düzenlemelere bakıldığında sadece işçilere tanınmış bir hak gibi gözüküyor. O da 12 Eylül'den işte o normal sürecin dışında kalan kısmı itibariyle söylüyorum. Bugünlere taşan şekliyle. Bir de işverenlere sendika kurma hakkı tanınmış. Son 89-90'dan sonra da kamu çalışanların sendikal hakları geliştirilmiş. Yani o da mücadeleyle hani sürdürülen, özellikle keskin öncülüğünde, bugün keskin öncülüğünde kamu çalışanları sendikalaşma mücadelesi vermiş. Ancak verilen o mücadele bugün için yerli yerine oturdu mu dersek o da oturmamış gibi gözüküyor. Çünkü geçmişte yani ben 80 öncesinin işçi sendikalarından gelen kişisiyim. Yıllarca işte iş yerinde çalışan, fabrikada çalışan, iş yerinde temsilcilik, daha sonra işte iş yerlerinden atılan, daha sonra sendikada görev alan, 12 Eylül'ün işte sonuçlarına katlanan, daha sonra açılmayla görev alan ve devam eden bir süreci yaşıyoruz biz. Oralardaki sendikal hareketimizle, bugünkü sendikal hareketimizle çok büyük farklar var. Dolayısıyla kamu çalışanları toplu görüşme yapıyorlar. O da yandaş sendikanın öncülüğünde, sözcülüğünde yapılan bir görüşme oluyor. Bir tiyatro oynanıyor. Sonuç olarak bir aylık zaman içerisinde sözleşme denilen sözleşmeler bağlanıyor. Yine hükümetlerin ve yandaş sendikanın istediği biçimde gelişiyor. Peki yaptırım gücünden yoksun sendika olur mu? Evet var. İşte kamuda çalışanlar. Yani eğer toplu görüşme ise bu karşılıklı talepler konuşuluyor ve uzlaşılacaksa bir noktada, uzlaşılamayan noktalarda grev hakkının kullanılması lazım. Grev hakkından yoksun bir örgütlenme biçimi öne sürülüyor. Böyle bir yaptırım gücü olmayan sendikal örgütlenmeler de istenilen hedefe ulaşamıyor. Bölüp parçalama yönetme biçimi var mevcut iktidarın yıldan bu yana. Şimdi bu şekilde bir süreç devam ediyor. Emeklilerimizin en büyük sorunu örgütsüz kalışları. Bir araya gelemeyişleri. Yani bireyler oluyorlar emekli olduktan sonra sokaklarda, mahallelerde, kahveden eve, evden kahveye, camiden eve, işte park köşelerinde. Yani atıl bir biçimde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ve örgütsüz olunca doğal olarak istenilen haklar, istenilen talepler yerine getirilemiyor. Bizler sendika olarak sadece böyle tabii hedefimiz muhataplarımızla yani hükümet ve bakanlıklarla oturulan masada emeklileri temsil eden birileri olmalı. Örgütlü gücü olmalı. Kamuda da yok. Mesela kamuda yapılan toplu sözleşmelerde çalışanlara ilişkin sözleşmeler yapılıyor. Maaş ve özlük hakları, çalışma koşulları belirleniyor. Kamudaki çalışan çalışanlar adına yapılan bu toplu sözleşmede kamuda çalışan, kamuda emekli olmuş vatandaşlarımıza da ücret zammı sadece tekabül ediyor. %3'ler, %4'ler denilen. Bilmiyorum. Ama o masada emekliler yok. Emekli örgütü yok. Emekliler adına sözcü yok. Eksiklik de yani burada bir göstermelik, bir senaryo, bir tiyatro oynanıyor. Dolayısıyla emeklilerin şu saate kadar, işte en son biz 1-2 ay önce Ankara 8. Asya Mahkemesi'nden emeklilerin de sendikası olur, sendika üyesi olunabilir kararı çıkarttık. Şu anda
hukuken geçerli. Geçerli. Geçerli bu. Ancak tabii iç statü yasası, yani meclisten çıkacak iç statü yasasına da ihtiyacımız var. Bunlardan da yoksunuz. Yıllardan bu yana bunun da mücadelesini veriyoruz. Sendikal anlamda emeklilerin. Yani bu konudaki örgütsüzlüğümüz istediklerimizi yani bir türlü sağlayamıyor. Ama biz hep dört duvar arasında değil, alanlarda taleplerimizi dillendiriyoruz. Taleplerimize gelince çok taleplerimiz var tabii. Ona sıra gelince onu da kısaca yani taleplere demişken oradan bağlayabiliriz. Yani taleplerimiz ve yani çok, çözüm önerilerini çok talep, sunarak. Tabii çok taleplerimiz var. Yani bakıldığında bir sefer sözün başında belirttim. Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşam kavgası veren böylesi önemli bir kitlenin elbette sağlıklı bir, doğru temelli bir örgütlenmeye ihtiyaçları var. Yoksa hiçbir zaman kendiliğinden haklar verilmez. Alınır mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani yaşam içerisinde bile biz çocuklarımıza, torunlarımıza caddeye, parka marka gittiğimizde pamuk helvacı, şeker, elma şekerisi falan gördüğünde çocuğumuz veya torunumuz istediğinde eğer alma niyetindeysen istiyorsa o alma niyetindeyse herfa falan filan diyorsun. Bir daha istiyor, bir daha hep daha sert söylemeye çalışıyorsa alma niyetinde değilsen. Ama ondan sonra çocuk yırtılmaya başlıyor, sürünmeye başlıyor. Ay alayım da kurtulayım falan filan diyorsun. Çocuk bile kendi hakkını, yani o kendi o belirlediği koşullar içerisinde verip hakkını almaya çalışıyor. Biz, yani toplum, çalışan kesim, emekli, diğer toplum kesimi kendi yaşam koşullarını daha iyi hale getirebilmek adına niye örgütlülüğü seçmiyor? Bu 12 Eylül çok önemli bir ivme, çok önemli bir sorun yarattı. Toplum örgütsüzlükten uzaklaştırıldı. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yani meydanlarda taleplerimizi dillendiriyoruz. Bakıldığında açlık ve yoksulluk sınırı altındaki maaşlarımızın daha insanca yaşayabilecek koşullara dönüşmesini istiyoruz. Yani bir takım sosyal haklarımızın verilmesine ikramiyeler dahil, yakacak yardımlarımız dahil, yardımları dahil, tüm bunların ekonomik olarak verilmesini talep ediyoruz. Çünkü yani az evvel de dediğim gibi bayramlar geçiyor, çocuklarına, torunlarına harçlık vermekten uzak kalıyor emeklilerimiz. Yani işsiz çocuğuna bakıyor. İşsizliğin alabildiğine geliştiği bu ülkede. Bir de ayrıca çocuklarını ve torunlarına, işsiz çocuklarına kendi aldığı maaştan yardımcı olmaya çalışıyor ki düşünün sorunu. Bunun ötesinde intibak yasası diyoruz. Yıllardan bu yana yapılan intibak yasası bizi tatmin eden bir intibak yasası değil. 2000'den sonraki emeklilerimize böyle bir intibak henüz uygulanmadı. O dediğimiz intibak ise, yapılan intibak ise bizim istediğimiz intibak değil. Biz o zamanlarda şunu diyorduk, asgari ücretin altında maaş olanları asgari ücret seviyesine çıkartın, ondan sonra ücret dengesizliğini giderici, o uyumu, o intibakı sağlayın ücretlerle. Ama bu böyle yapılmadı. Sıradan 10 liradan tutun 300 liraya kadar hani bir düzenleme yapmaya kalktılar. Bu da hiçbir şekilde tatmin etmedi hiçbirimizi. Dolayısıyla bunun ötesinde yaş grubu itibariyle bakıldığında sağlığa en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemler, sık sık rahatsızlanan, hastane koşullarına başvuran bir kesim bu, yaşlı kesim. Bu kesimin gidildiğinde şimdi sağlığın ve eğitimin özelleştirilmesiyle beraber hastanelere başvurulduğunda sağlık hizmeti alma adına özelleşen hastanelere gidildiğinde altına kalkılmayacak para ödentilerle karşı karşıya. Katkı katılım payları, muayene ve ilaç şu bu. Hele hele daha ağır bir takım hastalıklarla karşı karşıya kalınca milyarlarca lira para ödemek zorunda kalınıyor. Bütün bu katkı katılım paylarının kaldırılmasını istiyoruz emekli kesime. Sosyal belediyecilik anlamında yerel belediyeler tarafından işte onları yaşama bağlayıcı, sosyal bir takım aktivitelerini geliştirici, yerleşim yerlerinin açılmasını istiyoruz. Huzur evlerinin, bakım evlerinin açılmasını istiyoruz bu yaş grubuna. Dolayısıyla onları yaşama bağlayıcı faktörlerin geliştirilmesini istiyoruz. Hele biz son zamanda hazır değinilmişken talepler konusunda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aile ve geçmişte 4-5 sene önce çıkan, meclisten çıkan yasa ve yönetmeliğine göre toplu taşıma araçlarından, kent içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması gerekli. Ancak Bursa'da yasa çıktığından bu yana yerel büyükşehir belediyesi imkanlarıyla bu çıkan yasa maddeleri uygulaması engellendi ve engellenmeye de devam ediyor. Şöyle, yasa ve yönetmelik, çıkan yasa ve yönetmelik halen yürürlükte.
65 yaşlı vatandaşlar otobüs veya metrolara bindiğinde sadece nüfus kağıtlarını göstermeleri yeterli diyor yasa. Ancak belediye bu kart uygulamasını soktu. Otomatik işte o kendi kurduğu sistemi sağlamak adına 5 lira kart parası alıyor bu kesimden. O kartı bir yıl kullanıyorsun. Bir yılın sonunda vize ettirme koşulu çıkartıyor. 15 lira da para alıyor. Şimdi düşünün, Bursa'da 600 bin aşkın emekli yurttaşımız var. Emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak? Bayramdan önce maaşlarını alan emekliler için müjdeli haber geldi. Uzun zamandır merak edilen ek ödeme ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşitlenmesini talep etti. Bu talep hayata geçerse emeklilerin gelirinde 824 TL'ye varan artış olacak. Peki 2020 SSK, SGK ve Bağkur ek ödeme ile emekli maaşı ne kadar olacak? 2020 milyonlarca emekli için kazanç yılı oldu. Ocak'ta zamlı maaşlarını alan emekliler Mart ayında bankalardan ikinci promosyonlarını aldılar. Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan bayramı ikramiyeleri erken verildi. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 650 bin emeklinin aylıkları 1500 TL'ye yükseltildi. Ekonomik İstikrar Kalkanı paket kapsamında yapılan yasal düzenleme ile ek ödeme dahil taban aylık ödemesi 1000 liradan 1500 liraya çıkarıldı. Bu kapsamda maaşı 1500 liranın altında olan emeklilere Nisan ayından itibaren 500 lira ödenmeye başlandı. Bu adım emeklileri rahatlatırken Türkiye Emekliler Derneği'nden SSK ve Bağkur sigortalıların taban emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebi geldi. Takvimin haberine göre bu öneri kabul görürse en düşük emekli aylığı 2324 liraya çıkacak. Ek ödeme dahil maaşı 2324 liranın altında olan SSK ve Bağkur emeklilerin kazancı yükselecek. Düzenlemeden kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseler oranında yararlanacak. Talep kabul edilirse ek ödeme dahil en düşük aylık 1500 liradan 2324 liraya çıkacak.